Erdoğan yine akıntının tersinde, yine rüzgara karşı, yine otobanda tek başına. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türk mahkemelerinin kalitesine ayak uydurmakta yine zorlandı. Anayasa Mahkemesi'nden beklenmedik Can Atalay kararı. Hepimiz şoktayız. Netanyahu, savaşa hayır diyen, barış isteyen akademisyenleri, üniversite öğrencilerini üniversiteden atıyormuş. Bu adam bu akılları kimden alıyor? Ömer Faruk Gergerlioğlu Türkiye'nin en fedakar bürokratlarını isim isim saydı. Süleyman Soylu hakkında ortaya atılan asılsız iddialar bitmek bilmiyor. İnanamayacaksınız ama Belçika'da Adalet Bakanı istifa etti. Uyur Gezer kanala abone olanların büyük desteğiyle başlıyor. Erdoğan yine kendisine güvenenleri şaşırtmadı. Bir dünya lideri nasıl davranırsa tam olarak öyle davrandı sevgili izleyenler. Bütün dünya İsrail ve Filistin arasındaki sorunu nasıl çözeceğini, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaları nasıl durduracağını düşünüyor ama bir çözüm bulamıyorlar. Ama Erdoğan o çözümü çoktan bulmuş ve saldırılar başladığından beri, çatışmalar başladığından beri bunun üzerinden neredeyse 3 hafta geçti ve Erdoğan bugün çıktı, hiç kimsenin beklemediği çok önemli bir açıklama yaptı. Dedi ki Hamas bir terör örgütü değildir dedi. Ülkesini koruyan mücahitler topluluğudur dedi. Herkes şok oldu. Biz hariç. Bakın herkes şaşırdı. Dünya buna şaşırdı ama biz hiç şaşırmadık. Neden? Biz çünkü Erdoğan'ı çok iyi tanıyoruz. Çünkü o bir insana ya da bir insan topluluğuna haksız bir şekilde, asılsız bir şekilde, mesnetsiz, kanunsuz, hukuksuz bir şekilde terörist denmesine katlanamayacak bir insan. Ya düşünün bir tane dengesiz çıkacak. Bunlar hain, bunlar terörist, bunlar bölücü, bunlar çapulcu, bunlar haşhaşi filan diyecek. Erdoğan onun karşısına dikilir. Sen ne diyorsun ulan şerefsiz der. Sen hangi kanuna, hangi kitaba göre bunca insanı terörist ilan ediyorsun? Sen kendi koltuğun için, kendi iktidarın için masum insanları terörist ilan etmeye utanmıyor musun? Der ve elinden geleni yapar buna karşı koymak için. O kadar hassas. Adalet konusunda, özellikle de insan hakları konusunda dünyanın en hassas insanı olduğu için 17-18 gün boyunca ince elediği, sık dokuduğu, ölçtüğü, biçtiği, tarttığı ve çıkardığı sonuç şu Erdoğan'ın. Diyor ki Hamas terör örgütü değildir diyor. Tabii dünya şaşırdı. Ne diyeceklerini bilemediler. İtalyan Dışişleri Bakanlığı hemen Türk Büyükelçiyi çağırdı. Anlayamadık dediler. Biz bunu idrak edemedik. Bize anlat bunu. Bize bir anlat ki biz de anlayalım. Biz olaya nasıl bu kadar geniş açıdan bakamadık dediler. Evet, çünkü Erdoğan kim teröristtir, kim değildir bunu çok net bilen bir insan. Erdoğan'ın terör ve teröristlik terazisi öyle herkesin elinde yok. Erdoğan bu konuda çok hassas bir terazi tutuyor sevgili izleyenler. Hani bilirsiniz hikmet dolu, ibret dolu bir Temel fıkrası vardır. Bizim Temel otobanda aracıyla seyir halindeyken aracın radyosundan bir anons duyar. Anons son dakika uyarısı, çok acil bir uyarıdır ve demektedir ki filan otobanda, tam da Temel'in seyahat ettiği, araç kullandığı o otobanda bir aracın ters yönde gittiğini, bütün sürücülerin dikkatli olması gerektiğini söylüyordur anons. Bu anonsu duyan bizim Temel'in ağzından şu hikmetli kelimeler dökülüverir. Ne birisi, hepsi, hepsi. Evet, etkilendiniz değil mi? Bir boğazı düğümlenenler oldu, bir gözleri dolanlar, sesi titreyenler oldu. Gerçekten hikmet dolu, ibret dolu bir hikaye. Bu ibret dolu fıkra tam da Recep Tayyip Erdoğan'ın durumunu resmetmiyor mu sizce de? O da tıpkı Temel gibi gittiği yoldan son derece emin, kendinden son derece emin, karşıdan gelen bütün arabaların ters yönde olduğunu, onların tamamının yanlış yaptığını, sadece kendisinin doğru olduğunu ve bu doğru uğruna her türlü tehlikeyi göze aldığını çok net bir şekilde gösteriyor bize. Ve Erdoğan dünyanın tam tersine, rüzgara karşı bir diplomasi yürütüyor şu anda. Evet, sorunu ebediyen ortadan kaldıracak, bu büyük sorunu ortadan kaldıracak o duruş, o anlayış, o bakış açısı, o irade, o akıl, o fikir, o mantık, o ruh, o adalet düşüncesi Erdoğan'da mevcut diye düşünüyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yine Türk mahkemelerinin adalet anlayışına, adalet kalitesine ayak uyduramadı sevgili izleyenler. Ve Türk mahkemelerinin çağlar aşan o dünyanın şu andaki adalet anlayışının çok daha ötesine geçerek verdiği bazı kararların yanlış olduğunu açıkladılar. Ve 45 kişinin
hak ihlaline uğradığını ve bu insanlara Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tazminat ödemesine karar verdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Sevgili izleyenler, bunun üstünden belki bir 300 yıl geçecek, 500 yıl geçecek. O zaman Türk mahkemelerinin bugün verdiği kararların hikmeti anlaşılacak. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu geri kalmış adalet anlayışına göre bu insanlar adil yargılanmamışlar. Bu insanların özgürlükleri gasp edilmiş. Bu insanlar birilerinin bir taraflarından uydurdukları suçlarla, suç olmayan şeylerle yargılanmışlar, tutuklanmışlar, cezaevine atılmışlar, mesleklerinden ihraç edilmişler. Öyle. Baktığınız zaman çok da önemli şeyler değil. Küçük ihlaller diyebiliriz bunlara. Yani bir sarı kart bile gerektirmeyecek bir ihlal aslında bu. Kişi başı 5000 euro tazminat ödeyecekmişiz. 45'i 5 ile çarptığınız zaman 225 bin euro gibi bir rakam yapıyor. 225 bini de 30 ile çarptığınız zaman ortaya çıkan rakam sorun değil canım. Yani öderiz ve mükemmel adalet anlayışımızdan taviz vermeden yolumuza devam ederiz diye düşünüyorum ben. Aklına başka bir ihtimal gelen var mı? Ve bugün Anayasa Mahkemesi nihayet Can Atalay hakkında beklenen kararı açıkladı sevgili izleyenler. Ama çok beklenmedik bir karar açıkladı. Meğerse Can Atalay da hak ihlaline uğramış. Şaşırdık. Yani Türkiye Cumhuriyeti gibi adaleti ta Allahu Ekber dağlarının tepelerine kadar çıkarmış olan bir ülkede nasıl oluyor da milletvekili seçilen bir insanın, üstelik kendisi de avukat olan, hukukçu olan bir insanın hakkı ihlal edilebiliyor? Biraz da sorunu, biraz da hatayı belki de Can Atalay kendisinde aramalı. Kendisi bir avukat olarak hak ihlaline uğramamayı başaramıyor mu? Eğer o kendini savunamıyorsa biz sıradan vatandaşlar kendimizi nasıl savunacağız? Orada bir sistemde bir küçük hata oldu diyelim. Yani bunu Can Atalay'ın çözmesi gerekirdi. Olay ta Anayasa Mahkemesi'ne kadar gitti ve Anayasa Mahkemesi Can Atalay'ın hak ihlaline maruz kaldığını söyledi. Şimdi Can Atalay'ın serbest kalması gerekiyor normalde Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karara yerel mahkeme uyarsa. Yerel mahkeme de bir bakar tabii. Yani çünkü adalet konusunda hassas olmak lazım. Kimsenin de hakkını yememek lazım değil mi? Yani burada bir yanlışlık olmasın diye yerel mahkeme de bir açacak bakacak. Adalet Bakanı dedi ki biz bir gerekçeli karara bir bakalım dedi. Tabii Adalet Bakanımız anlar. Gerekçeli kararı o okumadan mümkün değil. Mümkün değil çünkü onlar çok hassas bir şekilde sevgili izleyenler, yani karda yürürler, izlerini belli etmezler, yoğurdu üfleyerek yerler. Onların kafasında dönen o adalet tilkilerinin kuyrukları birbirine değmediği için dünyanın en büyük hukukçusu olan Erdoğan'la da konuşacaklar muhakkak. Ne diyorsunuz bu karara? Bir bakın bakalım Anayasa Mahkememiz yanlış bir karar vermesin yani. Adaletimiz bu kadar mükemmelken falan diyecekler. Eğer bütün şartlar yerine gelirse Can Atalay cezaevinden çıkacak, meclise gidecek, yemin edecek ve milletvekilliği yapmaya başlayacak. Öyle bu milleti temsil etmek öyle kolay mı? Bu milletin vekili olmak öyle kolay mı? Tabii canım. Ve Netanyahu bu akılları nereden alıyorsa, şeytanın bile aklına gelmeyecek şeyler yapıyor sevgili izleyenler. Savaşa hayır diyen, barış isteyen, sorunların diplomasiyle, konuşmayla, barışla çözülmesini isteyen akademisyenler, üniversite öğrencileri üniversitelerden atılıyormuş sevgili izleyenler. Böyle bir şey olabilir mi ya? Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz biz ya? Ne oluyor dünyaya, ne oluyor? Ne oldu bu dünyaya? Biz insanoğluna ne oldu böyle ya? Bu kadar alçalmamak gerek. İnsanlar savaşı durdurun diyor. Bu suça ortak olmayacağız diyor. Barış istiyorlar. Siviller katledilmesin diyorlar. Hamas da sivilleri katletti. Siz de sivilleri katlediyorsunuz. Bir farkınız olması lazım. Devlet olduğunuzu iddia ediyorsanız ve karşınızda bir terör örgütü olduğunu söylüyorsanız sizin onunla farklı yöntemler kullanmanız gerekiyor. Çünkü sizin bir hukukunuz var. Sizin bir anayasanız var. Uymanız gereken kurallar var. Terör örgütü dediğiniz yapar bunları. Terörün amacı budur zaten. Korku yaymaktır, dehşet yaymaktır. Ve terör örgütleri amaçlarına ulaşmak için sivilleri bir kalkan olarak da kullanırlar. Siz devletseniz o sivilleri o terör örgütlerine muhtaç etmeyeceksiniz, mecbur etmeyeceksiniz. Devlet olarak o sivilleri de koruyacaksınız. Bir yerde 99 terörist olsa, bir tane masum sivil olsa siz orayı bombalayamazsınız diyor insanlar, akıllı mantıklı insanlar. Devlet gibi hareket etmeniz gerekir diyorlar ve Netanyahu bu akademisyenleri, bu bilim insanlarını, bu üniversite öğrencilerini üniversitelerden, çalıştığı kurumlardan ihraç ettiriyor sevgili izleyenler. Şuna bu aklı kimden alıyor ya? Kim bu kadar alçalır ya? Neyse ki bizim ülkemizde bu kadar adi politikacılar yok. Genellikle İskandinav ülkelerindeki insan hakkı ihlallerini, adaletsizlikleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine taşıyan Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiye'de herhangi bir adaletsizlik olmadığı için o da ne yapsın? Diyor maaş alıyoruz, milletvekilliği yapıyoruz, bari dünyanın sorunlarını çözelim. Bari meclis bir işe yarasın diyor. İsveç'te, Norveç'te, Danimarka'da, Finlandiya'da olan olumsuz olayları anlatıyor. İbret olsun, ders alalım. Bir de biz dünya lideri olduğumuz için oradaki sorunları da çözmemiz lazım diyor. Ama ilk kez
Türkiye'deki bir haksızlığı dile getirdi sevgili izleyenler. Ben şok oldum. Eminim siz de çok şaşırmışsınızdır. Meclis kürsüsünde Ömer Faruk Gergerlioğlu bütün AK Partilileri utandıran, bütün AK Partililerin yüzlerini kızartan, utançtan başlarını önüne eğdiren bir olay anlattı. Hiçbirimizin haberi yokmuş sevgili izleyenler. Bazı AK Partili bürokratlar, o fedakar insanlar, o güzel insanlar, Türkiye'nin ekonomisi bu kadar şahlanmışken, ülkemizde herkes müthiş refah içinde yaşarken, bolluk bereket içinde yaşarken, o fedakar insanlar sadece 2 maaş alıyorlarmış sevgili izleyenler. 7 düvele meydan okuyan, dış güçlerle mücadele eden, Türkiye'yi dünya devi yapan, Türkiye'yi uzay vatana götürecek olan bu kıymetli insanlar, o güzide insanlar sadece 2 maaş alıyorlarmış. Ve Ömer Faruk Gergerlioğlu onların teker teker isimlerini saydı. Bakın bunu AK Partili birisi söylese deriz ki burada bir çıkar mı var, menfaat mi var acaba? Hayır, muhalefetten birisi çıkıp diyor ki yazıktır diyor. Hiç utanmadınız mı diyor. Haramdır bu yaptığınız diyor, günahtır diyor. Hiç mi Allah'tan korkmadınız diyor. İçinizde 3 maaş, 4 maaş, 5 maaş alanlar, 11 maaş alanlar varken nasıl bu garibanlar 2 maaşla idare etsinler diyor. Hiç mi vicdanını sızlamadı diyor. Tabii AK Partililer dut yemiş bülbüle döndüler. Gerçekten büyük bir utanç. Tabii onların başında Fahrettin Altun geliyor. Fahrettin Altun işte karısı 2 maaşçık alıyor, kendisi 2 maaşçık alıyor. Toplam 4 maaşla bu insanlar 7 düvele meydan okumaya çalışıyorlar. O kadar büyük hizmet ediyorlar ve aldıkları para ya gerçekten çalışmaya değmez ya. Çalışmaya değmez ya, o kadar emeğe değmez dersiniz ama işte fedakar insanlar. Artık AK Parti bu utançtan kurtulmak için bu fedakar isimlere, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun kürsüde teker teker isimlerini saydı o fedakar insanlara belediye ihalelerinden pay mı verirler? Reza Zarrab'la görüşüp bahşişlerini önden mi verdirirler? Ne yaparlarsa yapsınlar, bir şekilde bu utançtan kurtulmamız lazım. Çok ayıp. Çok ayıp ya. Ve Süleyman Soylu hakkında ipe sapa gelmez iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Nedir bu adamın çektiği? Bu adam nasıl göze geldi ya? Bu adam kimi acaba, kimin tavuğuna kış dedi de, kimin öküzünü ürküttü de bu adamın üstüne bu kadar gidiliyor? Şimdi kara para aklamak, yolsuzluk, hırsızlık, işte tehdit, şantaj falan filan suçlarından dolayı bütün mal varlığı dondurulan, hakkında da şu anda bir soruşturma yürütülen Dilan Polat isimli bir fenomen var. Bu kadın çıkmış demiş ki benim bir işim düşmüştü Süleyman Soylu'yu aradım 3 saatte halletti demiş. Ya bir dakika ya, Süleyman Soylu'nun böyle bir şey yapabileceğine gerçekten inanıyor musunuz? Gerçekten inanıyorsanız lütfen yorumlara yazın. Yok hayır ben inanmıyorum diyorsanız yine yorumlara yazın. Olur mu öyle şey diyorsanız videoyu likelayın, bir şey yapın yani. Çünkü artık ben arkadaşlar bir kendimize gelelim ya. Yarın bir gün biz İçişleri Bakanı olsak bizim hakkımızda da böyle şeyler ortaya atıldığında ne olacak? Bizim çocuklarımız, ailemiz filan hiç kimse bunu düşünmüyor mu ya? Sonuçta hepimiz her an İçişleri Bakanı olabiliriz. Hepimizin başına böyle şeyler gelebilir. Hakkımızda böyle şeyler ortaya atılacak. Fotoğraf albümleri filan kaç kez söyledim ya? Hepimiz şu an cep telefonumuzun galerisine girsek hepimizin vardır bir uyuşturucu baronuyla fotoğrafı. Hepimizin vardır bir mafya lideriyle fotoğrafı. Bugün hangimizin bir dolandırıcıyla fotoğrafı yok? Lütfen elimizi cüzdanımız, vicdanımıza koyalım ve öyle konuşalım arkadaşlar. Bu Süleyman Soylu'ya yeter ya. Yeter ya. Bu kadar da olmaz yani. Sonuçta o da insan ya. Ve çok şaşıracağınız Orta Batı bataklığından hiç beklemeyeceğiniz bir haber sevgili izleyenler. Avrupa'da böyle şeyler oluyor muymuş? Avrupa'da onur haysiyet diye bir şey var mıymış? Avrupa'da mesuliyet duygusu diye bir şey var mıymış? Ne yani, bakan istifa mı edermiş? Evet. Belçika'da Adalet Bakanı istifa etti sevgili izleyenler. Belçikalılar şok, istifa mı? O ne anlama geliyor filan. Sözlükleri açıp baktılar, istifa etmek ne demek? Normalde orada işte görevden affını istemek falan diye böyle bir taraflarından şeyler uyduruyorlar sevgili izleyenler. İstifa edebilen yok. Yok öyle. Ancak kovulursa falan gidiyorlar yani. Ve sorumluluk almış. Belçika'da, Brüksel'de, Belçika'nın başkentinde, Avrupa Birliği'nin başkentinde bir terör saldırısı yaşanmıştı. 2 insan katledilmişti. Bu Adalet Bakanı dedi ki sorumluluk bana ait dedi. Ben çok büyük bir hata yaptım dedi ve istifa etti sevgili izleyenler. Tabii ki istifa edeceksin. Öyle ağzını açıp bol keseden teröristleri ayakkabı numarasına kadar biliyoruz. Nefesimiz onların enselerinde. 43 terörist kaldı, 42 terörist kaldı diye zevzek zevzek konuşursan ondan sonra da o teröristler gelip senin başkentinde böyle bir terör saldırısı yaparsa tabii ki o sorumluluğu üstüne alacaksın. Başkalarını mı suçlayacaktın? Kendini istifa etmeyecektin de medyayı mı suçlayacaktın? Muhalefeti mi suçlayacaktın? Normal vatandaşları mı suçlayacaktın? Masum insanları terörist mi ilan edecektin? Var böyle bakanlar sevgili izleyenler. Böyle adi, böyle karaktersiz, böyle haysiyetsiz, artistik yapıp atıp tutup ondan sonra da ülkenin en önemli şehirlerinde saldırılar olduğunda hiçbir sorumluluğu üstüne almayan, öyle 10 bin insan ölse, 50 bin insan ölse zerre kadar sorumluluk almayan, hiçbir şekilde istifa etmeyen. Tabii size biraz abartılı geliyor bunlar ama var.
Var, böyle şerefsizler var maalesef sevgili izleyenler. Dünyada var, Türkiye'de yok. Yok, olsa görürdük. Olsa bilirdik canım. Değil mi yani? Sevgili izleyenler, Uyur Gezer'den bugünlük de bu kadar. Hoşça kalın.